Çok kıymetli izleyenler hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kıymetli takipçilerimiz Yunan medyasından küstahlık devam ediyor. Erdoğan sıcaklığı artırdı diyerek bir ifade kullanıldı. Atina'nın yaz mevsiminde Ankara'nın muhtemel iki hamlesini beklediğini yazan bazı gazeteciler Rodos Girit Adasını işaret etti. Yaptıkları açıklamasında sıcak bir yazın hikayesi manşetini attı. Türkiye-Yunanistan savaşı ne kadar mümkün ifadesini değerlendiren uzmanlar şu ifadeleri kaydetti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Washington ziyaretiyle beraber rayından çıkan Türkiye-Yunanistan ilişkisinde gerilim düşmüyor. Yunan medyası bu defa çok farklı bir haberle Türkiye'yi manşetinde sundu. Atina yönetiminin bu yaz mevsiminde Ankara'nın muhtemel iki hamlesini beklediğini yazdı. Yaptıkları açıklamasında Erdoğan sıcaklığı artırıyor. Türkiye tarafından planlanmış İki hamle ABD'nin rolü İngilizce sayfasında Atina Ankara'nın tansiyonunu artırdığını görüyor. Başlığıyla beraber bir ifade kullanıldı. Gazeteye göre ayrıca Türkiye'nin uluslararası anlaşmaya göre silahsız olması gereken Ege Denizi'nin adasının konumunu Birleşmiş Milletler'e taşıyarak resmi bir meydan okumaya girişebilir. Atina Ankara'nın Türkiye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu aracılığıyla beraber Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine bir mektup göndermesi yahut nota vermesi bekleniyor. Yunan Devleti'nin Türkiye'nin bu adımına karşılık vermeye hazır olduğunu yazan Yunan medyası, Atina yönetiminin geçen ay itibariyle Birleşmiş Milletleri adaların konumuna ilişkin bir mektup sunduğunu söyledi. Kıymeti takipçilerimiz Yunan medyasına göre ayrıca Girit ve Rodos adaları arasına Türkiye tarafından bir araştırma gemisinin gönderilmesi de muhtemel ikinci hamle olarak yazıldı. Atina yönetimi Ankara'nın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na 28. defa Meridyen batısında yeni bir araba ruhsatı vermesi de bekleniyor. Yunan medyasına göre söz konusu bu adımla beraber Kaş'ın karşısında yer almış Meis Adası çevresinde dile getirildiği kıta sahanlığı da münhasır ekonomik bölge haklarını daha da ileriye taşımış olacaktır diyerek bir ifade kullandı.